Turkuaz Medya'nın kıymetli mensupları, iş dünyamızın değerli temsilcileri, saygıdeğer misafirler, sizlere en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Bu sene beşincisi düzenlenen Türkiye 2023 zirvesinin ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Turkuaz Medya Grubu'nu pek çok saygın ismin katılımıyla gerçekleştirdiği bu anlamda etkinlik dolayısıyla tebrik ediyorum. Kıymetli fikirleriyle, sunumları ve değerlendirmeleriyle programın içeriğini zenginleştiren tüm katılımcılara şimdiden teşekkür ediyorum. Dünyamız son 3 yıldır salgınla başlayan, ardından sıcak çatışmalar ve bölgesel gerilimlerle daha da çetrefilleşen sancılı bir süreçten geçiyor. Son yılların en yüksek rakamlarına ulaşan enerji, gıda ve ham madde fiyatlarıyla. Buna bağlı olarak ortaya çıkan enflasyon sorunu hiçbir ayrım gözetmeden tüm ekonomileri zorluyor. Öte yandan faizleri artırarak enflasyonu düşürme üzerine kurulu klasik yöntemlerin şimdiye kadar beklentileri karşılanmadığını görüyoruz. Bu tarz politikalarla enflasyonu dizginlemeye çalışan pek çok ekonomi bugün hayat pahalılığı yanında istihdam kayıplarıyla da mücadele ediyor. Türkiye olarak son 20 yılda hayata geçirdiğimiz sağlam altyapıyla birlikte üretimi, istihdamı, ihracatı ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan ekonomi modelimiz sayesinde hamdolsun bu sıkıntılı dönemi nispeten rahat geçiren ülkelerden biriyiz. İhracatımız her ay rekor kırarak 300 milyar dolar eşiğine doğru yaklaşıyor. Organize sanayi bölgelerimiz, fabrikalarımız, imalat tesislerimiz harıl harıl çalışıyor. Yollarımız ve otobanlarımız ülkemizden Avrupa, Asya ve Orta Doğu'ya yük taşıyan tırlar ve kamyonlarla dolu. Salgının en çok vurduğu turizm sektöründe zararlarımızı telafi etmenin ötesine de geçerek farklı bir ivme yakaladık. İş gücüne katılım oranımız artmasına rağmen istihdamda ilk kez 31 milyon sınırını aşma başarısı gösterdik. Yerli ve milli elektrikli otomobilimiz olan TOG'un üretim tesisinin açılışını Cumhuriyetimizin 99. yılında büyük bir gururla gerçekleştirdik. Dünyanın en büyük 5. barajı olan Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santralinin açılışıyla enerji hamlemizi bir adım öteye taşıdık. Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğalgazı vatandaşlarımızın emrine verme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Avrupa ve Amerika dahil herkesin gündemini meşgul eden hayat pahalılığı ve enflasyon meselesini de adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Aldığımız tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yıl başından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız. Savunma sanayi alanında kısa sürede ulaştığımız seviye ise milletimizin gurur kaynaklarından biri haline geldi. 2002 yılında sadece 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatı varken geçen sene 3 milyar 224 milyon dolar ile rekor kırdık. Bu yıl 4 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamı bekliyoruz. Silah ve mühimmatlardan füzelere, insansız hava, kara, deniz araçlarından helikopterlere ve gemilere kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri yerli ve milli olarak tasarlıyor, üretiyor ve geliştiriyoruz. 2023 senesini ekonomi ve enerjide olduğu gibi savunma sanayinde de pek çok ilkin yaşandığı bir milat yapmakta kararlıyız. Türkiye yüzyılı vizyonumuzu tüm unsurlarıyla hayata geçirene kadar durmayacak, mücadelemizi kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz. Bu kritik süreçte ne terör örgütlerinin, ne küresel ayak oyunlarının, ne de mandacı ekonomistlerin bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Turkuaz medya tarafından düzenlenen Türkiye 2023 zirvesinin bizlere bu çabalarımızda katkı sunacağına inanıyorum. Programın ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için tekrar hayırlara vesile olmasını diliyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.